kim ister ki hayatı kısa sürede son bulsun? Tabii ki. Ama hiç sağlıklı, kimse. Sağlıkla. Kesinlikle. Elden aynen ayaktan öyle. Düşmeden, Allah'ım kimseye muhtaç etmeden. Elden ayaktan düşmeden demeyelim mesela. Buna ne diyebiliriz? Dua ediyoruz yani daha geniş kapsamlı bir dua. Evet. Elden ayaktan düşürmeyelim. Aslında niyetimiz güzel ama kelimeler yine enerjisel boyutta olumsuzluk içeriyor değil mi? Evet, birazcık. Onu ne diyebiliriz? Ellerim ayaklarım tuta tuta. Her istediğimi yaparak, yaptığım şeyler beğenilerek ve takdir görerek niyet ediyorum. Daha güzel belki olacaktır. Derler ya Allah'ım yalnızlıkla terbiye etmesin. Her zaman kapılara kalabalıklarla, bakıtmasın. Her zaman kalabalıklarla sevdiklerimle yaşamaya niyet ediyorum. Bunları hep çevirmemiz gerekiyor artık. Çevirmemiz gerekiyor. Evet, biz hep böyle çünkü alışmışız, dilimiz evet. Alışmış. Yeni yeni öğreniyoruz ya da yeniden hatırlıyoruz diyelim aslında. Güzel. Paralar var. Geçen geldiğinde demiştin ki metal para diyelim, bozuk para demeyelim madeni demiştin. Para, madeni metal para. Evet. Ufaklık bile diyebiliriz. Ama bozuk para deyimi 80'li yıllarda bizim Türk dilimize yapışmış. O da neden biliyor musun? Şıngır şıngır ya. Çok küçüktüm. Madeni paralar küçülmüştü ve darphanede bunlar böyle birazcık daha alüminyum gibi basılmaya başlanmıştı. Türk parası bozuldu diye bir slogan çıktı. Gazetelere manşet oldu. Ondan sonra metal paraya bozuk para denmeye başlandı. İşte o dönem çıktı. Aslında bozuk tükenmişliktir ve işe yaramazlıktır. Dolayısıyla madeni dersek maden değerli olandır. Hiç, dünyanın hiçbir yerinde zaten denmiyor biliyor musunuz bozuk para diye. Coins deniyor, shilling deniyor, işte small change deniyor. Hepsinin ama kendi özel adları denmiyor. Var. Evet ama hiçbirinin anlamı bozuğa gelmiyor. Onun için biz de madeni para dersek paramıza kattığımız o mana bize güzel güzel geri dönecektir. Harika. Sürahide ne var? Bunu sevgili şefimiz yapmış sağ olsun Sevim Hanım. Şerbet. Şerbet. Hazırladığımız şerbet. Evet, evet. Şimdi mutlaka bu sofranın içinde ağız tadımız için tabii ki ferahlamamız için böyle hafif tatlımsı o zamanlar hoşaf da yapılıyormuş. Limonata falan herhalde olmayan dönemlerde şerbetler veya hoşaflar. Onun için bereket sofrasına yine ağız tadımız için şerbet olması çok uygundur. Bugün sofranızda eğer düzenleyenler bizi izleyenler mutlaka şerbete de yer versinler diye önemli rica ediyorum. Aile bir aradayken mutlaka kuru meyveler, taze meyve. Taze evet. Çiçek, Kur'an-ı Kerim, soğan, sarımsak, ayna. Bulgur, pirinç, saat, ayna, para ve bir lezzet. Evet. Ama mutlaka ses getiren. Evet, ses getiren. Şöyle bakır emaya olur, gümüş getirir. Olur. Hiç Bitti. Fark etmez, evet. Hiç fark etmez. Ama ses getiren bir şeyin içinde olsa, yani ufacık bir şey bile ses getiren olsa, dokunduğumuz zaman çınlayan bir ses. Varlığımızı idam ettirirken ben buradayım ve bütünün o hayrına varımın işareti olarak. Neden özellikle soğan, sarımsak? Mesela biber de çok faydalı. Acı biber hasta olmazsınız deniliyor. Hayatımıza acı katar mantığında mı seçiliyor acaba? Sanıyorum o zamanlar en kolay bulunanlar üzerinden herkesin gidilmiş. Evinde ben olan. De öyle düşündüm onu o zamanlar. Evet. Öyle düşünülerek soğan ve sarımsak üzerinde karar verilmiş. Karanfil ve tarçın karanfil var. Karanfil ve tarçını buraya sakladım. Neden? Bugüne özel arzu ederlerse bir de bereket kasesi yapsınlar diye. Yine güzel. Şöyle şınlayan bir tabağa bir tutam pirinç, bir tutam bulgur, bir tutam tuz, bir tane şeker atalım, bir parça bereket için para koyalım. Şimdi pirinç, şeker, tuz bunlar su. Mevlütlerde de mutlaka bulunur evet, değil mi? Evet tabii tabii. Özel günlerde yine kına gecelerinde, sünnet evet. Düğünlerinde, kutlamalarda. Tarçını yuva kokusu için, karanfili de yine ağız tadı için koyuyoruz. Bunu bugün niyetine girerek bir yıl boyunca hanemin ağız tadına, afiyetine, sağlığımıza, bereketimize diye niyet ederek evinizde bir aynanın önüne, hani vardır ya şöyle kapının girişinde evet. Olan aynalar. Dresuarların oraya koyarsanız önüne. Evet. Aynanın yansımasında bereket kaseniz bir yıl boyunca bunu ne zaman kaldırayım, ne zamana kadar dursun gibi bir endişe ne olur kapılmasınlar. Çok böyle sorular gelecektir. Koysunlar oraya. Zaman zaman kirlendiğini düşünüyorlarsa yine aynı niyette değiştirebilirler. Tabii karınca ki şu yapar var. Diye düşünülebilir. Şeker tabii. Var çünkü. Ama şu var. Keramet bunda değil. Keramet hiçbir şeyde değil. Niyette. Niyetinizde, gönlünüzde, duanızda ve onu severecek olanda. Bunu da hiç kimse unutmamalı. Bu da bereket kasesi olarak bugün için bunu tasarlayabilirler. Mesela bu soframızda olacak. Yine yemeğimizi koyacağız. Çocuklarımızla, eşimizle, ailemizle evet. Beraber masanın etrafında toplanacağız. Peki bunlar
Sabaha kadar masanın üstünde mi kalacak? Hayır hayır. Bunları daha sonradan, çünkü bakın bu sofrada mutlaka dua ile oturacağız, dua ile kalkacağız. Evet. Zaten bunlar bize işaret ediyor ki ben bir yıl boyunca yepyeni hayata, yeniden sağlığa, afiyete, berekete, huzura, tatlı dile, muhabbete hazırım. Sonradan bunları nasıl olsa kavanozlarımızdan çıkarttık. Tekrar kavanozlarımıza aynı niyetle koyacağız ve bu dualı sofradaki bu semboller, onlarla yemek pişirerek zaten yine yiyeceğiz. Tabii ki bu sofrada normal akşam meyvemizi yiyeceğiz. Meyvelerimizi yiyeceğiz. Tabii tabii, meyvelerimizi yiyeceğiz. Şekerimizi yine çayımıza atacağız. Bundan yine ertesi günkü yemeğimizin tuzunu tekrar ekleyeceğiz, ekeceğiz. O benim notumdu. Evet. Not yazmış. Herkes çalışıyor. Değil mi? Unutmamak adına. Evet. Güzel. Mutlaka soframızda olması gerekiyor. Dilek kutusu dediğin. Dilek kutusu bugün yok. Geçen sefer onu size getirmiştim. Evet. Ama bugün sizlerin vasıtasıyla, vesilesiyle iki tane Dile Senden Ne Dilersen Niyetin Gücü kitabını, iki tane de bugünün özel sofrasına özel yine bereket cüzdanlarını şanslı izleyicilerimize yapım ekibi olarak sizin hediyeniz olarak sunacağız. Harika. Bende de var, vermiştim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bugün bunu ne yapacağız? Bugün aslında bunu aldığı alan kişi bunu bugün aktif edecek. Aktif etmek ne demek? Hemen cüzdanından bir miktar parayı çıkaracak, koyacak. Az çok para yok. Paranın azı çoğu olmaz. Madeni de koyabiliriz. Koyabiliriz. Bereketin azı çoğu olmaz zaten. Bazen azdır ama öyle güzel yeter, yetişir ve hayatınızı idame ettirir ki size tatlı dilli bir şekilde, muhabbetli bir şekilde çoğala çoğala gelir. Alanlar aktif edecekler. Ama bu cüzdanları biz yeni ayda ve dolunayda şarj ediyoruz bir bakıma. Ne yapıyoruz? İçini açarak evdeki nakit paradan bir miktar koyup mutfağın penceresinin önüne bırakıyoruz. Niye mutfak? Çünkü hanenin bereketi mutfaktan başlar. Bütün dillerde ve bütün inanışlarda da bu böyledir. Çok para kazandığınız zaman emin olun ki ilk önce kılığınız, kıyafetiniz değişmiyor. Yediğiniz değişiyor. Yediğinizin kalitesi değişiyor. Mutfağınızın şekli, şemali değişiyor. Tenceredeki aşınız değişiyor. Biz çocukken, şimdi ben sizden tabii yaşlı büyüğüm. Biz çocukken böyle resimler çizerdik. İlkokulda ev çizerdik. Üçgen damlı yapardık. Şeylerini, kapısını, penceresini, yol yapardık. Ağaç yapardık. Bir de evin damına küçük bir baca koyardık. Evet. Bacadan da illa bir duman çıkardık. Kesinlikle. O evin yaşandığının işaretidir o. Ocağının tütmesidir o. Ve ocak mutfakta tüter. Bazen arkadaşlarım diyor ki ya Melda, ben hiç yemek yapmıyorum. Ne olacak? Benim ocağım hiç tutmuyor. Bereketim olmayacak mı? En azından diyorum kettle'ı kaynat. En azından bir çay demle de oradan bir ocak tütsün. Çünkü ocak tüten hanede bereket çoğalır, artar. Onun için mutfak bizim menbaamız. Mutfağımızı hem çok özenli korumalıyız, temizliğine, titizliğine özen göstermeliyiz, kırıntılara çok değer vermeliyiz nimet olduğu için, ama bereket cüzdanlarımızı da ya da bereket kutularımızı da mutlaka mutfakta koruma altına alıp oradan paramızı kullanmalıyız.